Selam herkese. Trendez Akademi'ye hoş geldiniz. Bu derste denetimsiz öğrenme ve veriyi ölçeklendirmeyi anlatacağım. Derse geçmeden önce kanalımıza yeniyseniz en güncel derslerden haberdar olmak için abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Geçen derslerimizde Supervised yani denetimli öğrenme algoritmalarını anlatmıştım. Bundan sonraki derslerde makine öğrenmesi algoritmalarının diğer ailesi olan Unsupervised yani denetimsiz öğrenme algoritmalarından bahsedeceğim. Özetle bu derste denetimsiz öğrenme nedir, denetimsiz öğrenme çeşitleri nelerdir, veri ön işleme ve ölçekleme nedir, ölçekleme çeşitleri nelerdir, gerçek veri seti üzerinde uygulama nasıl yapılır gibi konulardan bahsedeceğim. Derse başlamadan önce kanalımıza 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python ve kütüphaneleri derslerini şiddetle tavsiye ederim. Denetimli öğrenmede sonuçlar ya da etiketler biliniyordu ve öğrenmek için bu sonuçlara danışılıyordu. Bu teknikte sonuçlar bir nevi öğretmendi. Denetimsiz öğrenmede ise sonuçlar bilinmiyor. Dolayısıyla öğrenmek için danışılacak öğretmen yoktur. Örneğin bir bloğunuz var ve bloğunu ziyaret eden kişiyi gruplamak istiyorsunuz. Bu durumda ziyaretçiler hakkında ön bilginiz olmadığından dolayı yapacağınız analiz için denetimsiz öğrenme algoritmalarını kullanmanız gerekir. İki çeşit denetimsiz öğrenme vardır. Bunlar veri setini dönüştürme ve kümelemedir. Veri setini dönüştürmek, veriyi insanların ve makine öğrenmesi algoritmalarının anlayacağı şekle getirmektir. Denetimsiz dönüştürmenin en genel uygulaması Dimensionality Reduction denilen boyut indirgemedir. Boyut indirgeme ile birçok öz nitelikten oluşan yüksek boyutlu veri temel karakterleri gösteren öz niteliklere indirgenir. Pratikte görselleştirmek için çok sık veri seti iki boyuta indirgenir. Denetimsiz öğrenmenin diğer bir uygulaması da veriyi oluşturan bileşenleri bulmaktır. Örneğin bloğunuza yapılan yorumlardan ana konuları bulmak istiyorsunuz. Yorum yapılan ana konuların ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ya da sosyal medyada örneğin Twitter'da hangi ünlüden daha fazla bahsedildiğini bulmak için yine dönüştürme algoritması kullanabilirsiniz. Denetimsiz öğrenmenin diğer bir çeşidi kümelemedir. Kümeleme algoritması ile benzer nesnelerin aynı grupta yer alacak şekilde ayrılması sağlanır. Kümeleme analizinde aynı grupta yer alan nesnelerin olabildiğince birbirine benzer, farklı gruptaki nesnelerin ise olabildiğince birbirinden ayrı olması hedeflenir. Kümeleme, tıp, işletme, astronomi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Örneğin sosyal medyaya çeşitli fotoğraflar yüklediniz. Site bu fotoğraftaki aynı kişileri bir araya getirmek istiyor. Fakat site fotoğraftaki kişileri tanımıyor. Kümeleme ile benzer yüzleri bularak onları gruplandırabilir. Denetimsiz öğrenme algoritmaları etiketi olmayan verilere uygulandığı için sonuçların ne kadar doğru olduğunu bilemiyoruz. Dolayısıyla kurulan modelin ne kadar iyi olduğunu söylemek zordur. Biraz önceki örnekte siteye yüklediğimiz fotoğraftaki kişiler gruplanıyor ama bu gruplar bizim istediğimiz grup olmayabilir. Denetimsiz öğrenmeye ne aradığımızı söylemediğimiz için algoritma kendisi sonuçları değerlendiriyor. Denetimsiz öğrenmenin diğer bir çeşidi denetimli öğrenme algoritmaları için preprocessing denilen ön işleme yapmaktır. Bazen veri ön işlemek denetimli öğrenme algoritmasının performansını arttırabilir veya bellekte yerini azaltabilir. Hadi denetimsiz öğrenme algoritmalarını anlatmadan önce kısaca ön işlemeden ve ölçeklemenin nasıl yapılacağından bahsedelim. Geçen derslerimizde anlattığım gibi sinir ağları ve destek vektör makineleri gibi bazı algoritmalar veri ölçeklemeye çok duyarlıdır. Dolayısıyla bu algoritmalar için veri daha uygun hale getirilmelidir. Bunun için veri değerleri çeşitli teknikler ile yeniden ölçeklendirilir. Örneğin ekrandaki görselde farklı ölçeklemeler ile verinin ne duruma geldiği gösteriliyor. Sol tarafta orijinal veriler gösteriliyor. Daha sonra sırasıyla standart, min-max, robust ve normalized ile ölçeklenmiş veriler gösteriliyor. Buradaki veri seti iki öz nitelik ve iki sınıftan oluşuyor. X eksenindeki öz nitelik 10 ile 15 arasında, Y eksenindeki öz nitelik 1 ile 9 arasında değerler alıyor. Sonraki 4 grafikte 4 farklı ölçekleme metodu gösteriliyor. Standart scalar tekniği her bir öz nitenin ortalamasının 0,
ve varyansının 1 olmasını sağlar. Böylece bütün öz nitelikler aynı standarda gelir. Robust skalar standart skalara benzer çalışır. Fakat robust skalar ortalama ve varyans yerine medyan ve çeyrekleri kullanarak her bir öz niteliğin aynı istatistiksel özelliğe sahip olmasını sağlar. Robust skalar outlier denilen aykırı değerleri dikkate almaz. Böylece bütün öz nitelikler aynı skalaya sahip olur. Minmax skalar ise bütün öz niteliklerin 0 ile 1 arasında olmasını sağlar. Normalize ise her bir nokta uzunluğu 1 olan öz nitelik vektörüyle ölçeklenir. Öz nitelik vektörünün uzunluğu değil, yalnız verinin açısal önemi olduğunda kullanılır. Şimdi göğüs kanseri veri setini kullanarak bu yaptıklarımızı gösterelim. Ölçekleme gibi ön işleme metotları genellikle denetimle öğrenme algoritmaları kullanılmadan önce uygulanır. Örneğin, kanser veri setine destek vektör makineleri tekniğini uygulamak istiyoruz. Veri ön işlemek için min-max scalar kullanalım. Öncelikle datasets'ten veri setini import edelim. Veri setini kanser değişkeni atayalım. Veri setini parçalamak için model selection'dan train test split fonksiyonu import edelim. Daha sonra train test split fonksiyonu kullanarak girdi ve çıktı verilerini eğitim ve test şeklinde parçalayalım. Random state değerini 1 alalım. Süper. Verileri ikiye parçalamış olduk. Veriyi ölçeklemek için öncelikle kullanılacak sınıfı preprocessing modülünden import edelim. Daha sonra bu sınıftan bir örnek alalım. Şimdi fit metodunu çağıralım ve eğitim verisini ölçekleyelim. Ölçekleme sadece x eğitim verisine uygulanır. Y eğitim verisine uygulanmaz. Ardından bu ölçeklemeye göre veriyi dönüştürmek için transform metodunu kullanalım. Scikit-learn'de her zaman veriyi yeni şekilde ifade etmek için transform metodu kullanılır. X eğitim ölçekli eşittir scalar nokta transform metodunu yazıyorum, ardından x eğitim verisini alıyorum. Ve böylece veri dönüştürülmüş oldu. Şimdi ölçeklenmeden önceki veri setindeki öz niteliklerin minimum değerlerini görelim. Bunun için x eğitim nokta min yazıp içerisine sütunların minimum değerlerini bulmak için axis eşittir 0 yazıyorum. Bu komut çalıştırdığım zaman sütunların yani öz niteliklerin minimum değerleri karşımıza geldi. Ardından ölçeklenen verilerin minimum değerlerine bakalım. Yine axis eşittir 0 alıyorum. Bu komutu çalıştırdığımız zaman dikkat ederseniz bütün öz niteliklerin minimum değerleri 0 oldu. Bir de maksimum değerlerine bakalım. Öncelikle ölçeklenmemiş öz niteliklerin maksimum değerlerine bakalım. Ardından ölçeklenmiş öz niteliklerin maksimum değerlerini görelim. Dikkat ederseniz ölçeklenmiş öz niteliklerin maksimum değerleri 1 olmuş oldu. Gördüğünüz gibi minimum değerler 0, maksimum değerler 1 oldu. Yani veriyi ölçeklemiş olduk. Dönüştürülen veri orijinal veriyle aynı yapıda, fakat bütün öz nitelikler 0 ile 1 arasındadır. Test verisini de dönüştürmek gerekir. Bu yine transform metodu çağrılarak yapılır. X test ölçekli eşittir scalar nokta transform yazıp içerisine x testi yazıyorum ve bu komut çalıştırıyorum. Böylece test verileri de ölçeklenmiş oldu. Verilerin ölçeklendikten sonraki değerlerini görelim. Önce her bir sütunun ölçeklenmiş minimum değerlerini görelim. X test ölçekli nokta min yazdıktan sonra axis eşittir 0 yazıyorum. Bu komutu çalıştırdığımız zaman ölçeklenmiş test verisinin minimum değerleri karşımıza geldi. Bir de maksimum değerlerini ekrana yazdıralım. Burada dikkat ederseniz x test verisi ölçeklendikten sonra minimum değerleri 0, maksimum değerleri 1 değil. Çünkü min-max scalar eğitim ve test verileri için aynı dönüşümü uygular. Yani transform metodu eğitim verisini minimumdan çıkarır ve yine eğitim verisinin aralığına böler. Diğer bir deyişle parametreler eğitim verisine göre hesaplanır. Aynı parametreler test verisi için de uygulandığından test verisinin minimum ve maksimum değerleri farklı olabilir. Hadi şimdi yine kanser veri setini tekrar düşünelim ve destek vektör makineler üzerinde min-max scalar ölçeklenmesinin etkisini görelim. Öncelikle destek vektör makineleri sınıfını import edelim. Veri setini
Train test split fonksiyonu kullanarak eğitim ve test şeklinde tekrar parçalayalım. Bu komutu önceden kullanmıştık. Bu komutu kopyalayıp aşağı yapıştırıyorum. Random state değerini 0 alıyorum. Ardından destek vektör makineleri sınıfından C parametresi 100 olacak şekilde bir örnek alalım. Ardından eğitim verilerini kullanıp fit metodunu çağırarak modeli kuralım. Modeli kurduktan sonra score metodunu çağırarak test verisi üzerinde modelin performansını görelim. Ve doğruluk değeri ekrana yazıldı. Yalnız bir uyarı aldık. Gamma değişkeninin ön tanımının değişeceği söyleniyor. Bu uyarı almamak için gamma parametresine auto yazıp bu komutları tekrar çalıştıralım. Ve doğruluk değeri tekrardan ekrana yazıldı. Modelin doğruluk skoru oldukça düşük. Şimdi modeli kurmadan önce min-max scalar ölçeklenmesini kullanarak veriyi ölçekleyelim. Önce min-max scalar sınıfından bir örnek alalım. Eğitim verisini kullanarak fit metodunu çağıralım. Transform metodunu kullanarak önce eğitim verisini sonra test verisini ölçekleyelim. X eğitim ölçekli yazdıktan sonra scalar yazıp transform metodunu çağırıyorum. İçerisine x eğitim yazıyorum. Aynı komutu test verisi için düzenliyorum ve bu komutları çalıştırıyorum. Böylece hem eğitim hem test verimiz ölçeklenmiş oldu. Şimdi ölçeklenmiş veriyi kullanarak modeli tekrardan kuralım. Bunun için biraz önce kullandığım komutları tekrardan buraya yazıyorum. Eğitim ve test verileri yerine ölçeklenmiş verileri kullanıyorum. Bu komutları tekrar çalıştırdığımız zaman doğruluk skorunun 0.96'ya kadar çıktığını görmekteyiz. Böylece modelin test verisi üzerindeki doğruluk skoru arttı. Ölçeklendirme ile verinin yapısı değişmedi ama algoritmasının performansı arttı. Bu derste denetimsiz öğrenmeye giriş yaptık. Verinin ölçeklenmesini gösterdik. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Adettendir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınız ile paylaşmayı unutmayın. Durun hemen ayrılmayın. Kanalımıza 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python'daki kütüphaneleri derslerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine videonun altındaki açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Gelecek derste buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.